Sen nasıl yorumluyorsun bu görüşmeyi, Trabzonspor'da yaşananları? Evet, bir derbi kazandılar ama sonra bir düşüş başladı. Olması gereken bir görüşmeydi. Sonuçta Abdullah Avcı, yani Trabzonspor kariyerine baktığımızda şampiyonluk ve kupayla başlayan, bu sene kupayla başlayan bir teknik direktördü. Ama tabii ki geldiğimiz noktada da istenilen verimi veremeyen bir Abdullah Avcı vardı. Biz hep şunu söylüyorduk. Trabzonspor geçen seneki gibi oynamıyor. Trabzonspor geçen seneki özellikle fark yaratacak oyunculardan yoksun ve eksik çalışıyor. Ve hocanın da artık kasketi önüne koyması lazım diyorduk. Hoca da hem basın yoluyla hem futbolcularla konuşmasında herkesin ayağını denk alması gerektiğini ve artık kimseye tölere etmeyeceğini dile getiriyordu. Tabii ki bu da sonuç elde etmedi ki Trabzonspor hiç çalışık olmadığımız skorlar almaya başladı. Özellikle lige geçen sene domine eden, lige ayar veren Trabzonspor'dan bu sene sıkıntılı bir serüven gerçekleştiren ve oynadığı en iyi maç olarak Fenerbahçe maçını görebiliyoruz. Bu açıdan aslında işler hiç iyi gitmiyordu. O kadar çok transfer yapılması, bu transferlerin verim sağlamaması, birkaç transfere bağlı kalması, özellikle Edin Visca'nın yokluğunda büyük bir sıkıntı yaşaması, geçen sene Vakeme'nin olduğunda büyük bir fark yaratması, olmadığında sıkıntı oluşturması aslında yapılan transferlerin istenilen gibi çıkmamasına neden oldu. Tabii ki sezon başında Abdullah Avcı ile devam eden bir Trabzonspor, yeni bir sözleşme imzalayan Trabzonspor'u hocayla vedalaşması şık olmazdı. Sezon sonuna kadar Trabzon'un bu yarışta olabileceğini düşünüyorum ama bir anlamda da yarışta daha iyi olabilmen için futbolcuların performansını had safhada alması gerekiyor. Ama ben o had safhada alacak futbolcu topluluğu maalesef Trabzonspor'da göremiyorum. Şu an şey gibi sanki, biz geçen sene ligi bitirdik, şampiyon olduk, el freni çektik gibi bir durum var Trabzonspor'da. Takımdaki ahenk bozulmuş gibi. Geçen seneki o maç kazanma isteği, arzusu, takımdaki arkadaşlık, takımdaşlık bu seneyi pek göremedik. Bir Fenerbahçe maçında onu biraz gördük. Ondan sonraki alınan neticeler ortada. İşte Karagümrük maçı, Alanya maçı. Bayağı sıkıntılı geçti Trabzonspor için. Abdullah Hoca da zaten söylüyor. Şapkayı önümüze koyup nerelerde hata yaptık, neler yapmamız gerekir. Bunların hepsini söylüyor. Onu da yapacaktır. Deneyimli, tecrübeli bir teknik direktör. Takımdaki eksik giden yerleri, neyin kötü gittiğini bulacaktır ve düzeltme adına iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Yönetim ve başkan olarak da arkasında durmaları son derece güzel bir şey. Ama Ergün şey yapıyor bak, mesela Trabzonspor şunu yapıyor. Yani bir farklı kaybetmiyor ya da yani çok farklı kaybediyor. Çok fazla gol yiyen Trabzonspor i̇şte var. Geçen seneki Uğurcan Çakır performansını gördüğün zaman bu seneki performans çok farklı. Şimdi Trabzonspor yanılmıyorsam 25 gol attı, 25 gol yedi bu sene. İstatistiklere bakarsan. Yani bu çok büyük bir rakam. Galatasaray takımı 13 gol yemişken Trabzon takımı 25 gol yiyor geçen senenin şampiyonu. Evet, 25 gol, 25 gol. Yani şampiyon, dediğim gibi şampiyon olmuş takımın üzerine bu kadar çok transfer yapılması, bir de sizin nokta oyuncularının gidip yerine nokta oyuncuları alamadığınız zaman takıma katkı sağlayacak. Edin Visca ligimizi çok iyi bilen, çok tecrübeli, bu ligde iyi işler yapan bir oyuncu, sakatlanması Trabzonspor için iyi olmadı. Ya bunları da göz önüne bulundurduğunuz zaman böyle bir tablonun ortaya çıkması gayet normal. Takımdaki dediğim gibi o ahenk bozuldu. Ama buna bir çözüm bulacaklardır. Önlerinde bir zaman var. Onların da yanılmıyorsam 29 puanı var. 3 puanlık sistemde her an her şey olabilir. Önemli olan o rüzgarı arkanıza alabilip ve devam edebilmek. Biz Fenerbahçe maçında bu rüzgarı aldı gibi hissettik ama Trabzon'u meğersem alamamış. Bundan sonraki rüzgarı bekleyip o rüzgarı iyi değerlendirmesi lazım. Hem oyuncularıyla, hem teknik direktörüyle, hem yönetimiyle Trabzonspor'un. Şimdi Vakeme'nin gidişine bağlayan var bunu. Serman Bey diyor ki 4 sezon önce Gomis'in gidişiyle yaptığı yanlışı şimdi Trabzonspor yaptı. Bir tek bunu Vakeme'ye bağlayabilir miyiz? Bence bağlayamayız. Yok. Ya baktığınız zaman, ama Vakeme'nin de şöyle bir eksisi vardı. Onu da göz ardı etmeyelim. Trabzonspor'a adeta şantaj yapan bir Vakeme vardı o zaman. Çünkü ben sözleşmemi 2 yıllık üstü yapmak istiyorum. Şu kadar da para istiyorum diyebilen bir Vakeme vardı. Hatta aldığı para, istediği paralar 3 milyon eurolara denk geliyordu. Evet. Ve o yaştaki futbolcu o paralar verilmez mantığıyla yola çıkan bir Trabzonspor vardı. 3 milyon euro civarı bir para isteyen Trabzonspor'dan Vakeme, daha sonrasında Galatasaray'ı 1.8-1.6 milyon euro'lara kadar indiren Vakeme'ye dönüştü. Bu açıdan Trabzonspor gibi büyük kulüplerde Trabzonspor için önemli bir oyuncuydu. Skora katkı eden, Trabzon'u öne taşıyan,
Cornelius gibi, o da skora etki yapan, orada iyi oynayan oyunculardı. Bunların yerini dolduramadığın zaman sıkıntılar yaşıyorsun. Trabzonspor'da onu yaşadı. Mesela Alanya maçı. Alanya biliyorsunuz geriden oyun kurmayla oyunu başlatan bir takım. Hocaların da oyun felsefesinde bu var. İlk 7-10 dakikaya baktığın zaman Trabzonspor'a iyi basmış. İki tane de pozisyon bulmuş. O ara maç 2-0 olsa belki her şey çok daha farklı olacaktı. İlk çıktıkları, defanstan çıktıkları 12. veya 13. dakikada 1-0 öne geçti sonra Alanyaspor. Evet. Bir 10 dakikalık bölümde belki Trabzonspor 2-0 da yapabilirdi. Ya futbol dediğim gibi güzelliği bu. Yani iyi oynarsınız, rakip bir defa gelir gol olur. 5 defa gelir 5 gol olur. Siz 10 defa gidersiniz gol olmaz. Böyle bir şey. Yani geçen seneki oyun şansları da Trabzonspor'un devam etmişti. Gittiğini atıyordu veya kalesine geleni Uğurcan çıkartıyordu. Bunlar da devam etmeyince hepsi üst üste birikince böyle bir tablo ortaya çıktı Trabzonspor adına. Onların da transfer yapması bekleniyor. Bazı oyuncular da yollara ayrılabilir. Bir de Trabzonspor'da şöyle bir şey var. Hakikaten enteresan. Ekonomik sıkıntıları demek ki hiç yok ki. Şöyle bir sirkülasyon var Trabzonspor'da. Birçok oyuncu geliyor, birçok oyuncu gidiyor. Yani bir takımın, bir camianın kaldırabileceği bir güç değil bu. Neticede hepsi bir maliyet. Bakın son 10 yıla veya 15 yıla bakın, giden oyuncular, gelen oyuncular, inanılmaz bir sirkülasyon var. Şimdi bir yorum var Hakan Bey'den. Sizce Maxi Gomez ve Umut Bozok ikili oynarsa daha iyi olmaz mı? İkisi bir arada oynar. Hocam sen oynatır mıydın? Yani şimdi ben bütün hafta boyunca, bütün sene boyunca Abdullah Avcı orada onlarla çalışıyor. İdman performansları, oradaki şeylerini gören Abdullah Hoca'dır. En iyi kararı verecek de bu ligin deneyimli hocalarından bir tanesi odur. Biz onlarla birlikte olmadığımız için bizim bu kararı vermemiz çok zor. Trabzonspor'un şu dönemde ikili santraforu kaldırabilir mi? Yani geçmişine baktığın zaman bence yanlış olur diye düşünüyorum. Ama tabii buradaki kararı verecek en doğru kişi Abdullah Avcı'dır. O da gerekeni yapıyor. Peki Yusuf konusunu da konuşalım. O da bekleneni veremedi. Veremedi. Çünkü büyük ümitlerle transfer edilen ve başkanın havalimanında karşıladığı Yusuf bekleneni veremedi. Bence bu saatten sonra da hocanın bir oyun çizgisinin içerisinde yer alacağını düşünmüyorum. Tabii ki ona teklifler vardır. Onu değerlendireceğini düşünüyorum. Bakalım yani, ama şu da bir gerçek. Bak mesela şunu konuştuk biz. 25 gol atan bir Trabzonspor, ama 25 gol yiyen de bir Trabzonspor var. Atmada sıkıntısı yok ama yemede çok sıkıntısı olan bir Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Bu açıdan demek ki defansif anlamda sıkıntıları olan ve orta saha kurgusunda da kırganlığı olan bir Trabzonspor bu kadar çok gol yeme lüksüne de sahip değil. Şimdi rakiplerine de baktığın zaman şampiyonluk adaylarına Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a şimdi 42 gol atmış Fenerbahçe. Galatasaray yanılmıyorsam 32 gol atmış. Onların gerisinde de kalıyorsun.